Öztürk Beyefendi'ye mikrofon veriyorum. Sayın Müftü Vekilim, Sayın Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı Genel Başkanımız Hasan Meşeli Abi, kurum amir ve müdürlerimiz, sivil toplum örgütlerinin değerli başkan beyefendileri, kıymetli meclis üyelerimiz, çok değerli mahalle muhtarlarımız, Fethiye mahalle sakinlerimiz, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, değerli dostlar, kıymetli canlar. 2014 yılında bu tarafa Fethiye mahalle sakinleri, Fethiye muhtarlığı ve belediyemiz tarafından geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla Muharrem lokması ve aşure programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bu programımızı 2020 yılında pandemi dolayısıyla, COVID-19 hastalığı dolayısıyla yapamadık. Ama 2014'ten bu tarafa aralıksız olarak Allah'ımıza şükürler olsun bu programımızı düzenliyoruz. Tabii Muharrem ayının anlamını, önemini benim fazla anlatmama gerek yok. Hasan Meşeli dedemiz çok güzel izah ettiler. Muharrem ayı, Aşure bizim ortak bayramımız. Ve aynı zamanda bu ayda insanlık tarihinde çok güzevi, mucizevi olaylar olmuştur. Bu olaylar hem insanlığı hem de Müslüman olan insanların çoğunu sevindirmiştir. Ancak bu ayın çok önemli hüzün ve matem ayı olması da ayrı bir değerdir. Biz Müslümanlar açısından Hazreti Muhammed'in torunu ve Hazreti Ali Efendi'nin oğlu Hazreti Hüseyin'in Yezid ve taraftarları tarafından Kerbela'da katledilmesi 1341 yıl olmasına rağmen bütün Müslümanlar hem gönlünde hem yüreğinde tazeliğini korumaktadır ve Hazreti Hüseyin'in ve 72 yine şehit olan Ehl-i Beyt mensubunun sözü edildiği zaman, lafı edildiği zaman hiç üzülmeyen, hüzün duymayan bir Müslümanın olduğuna, yani üzülmediğine şahit olmadık ve her zaman herkes hüzünlendi ve aynı zamanda Yezid'e de her zaman lanet okundu. İşte değerli canlar, değerli dostlar, bu birlikteliğimizi Muharrem ayı dolayısıyla sağlamak adına Muharrem lokmamızı ve aşure programımızı düzenlemiş bulunuyoruz. Aykırı, birbirine aykırı olan gıdaların bir kazanda kaynayıp nasıl bir lezzet veriyorsa ve biz bu lezzeti en güzel şekilde tadıyorsak, bizim Müslüman olarak Anadolu coğrafyasında yaşayan toplumlar olarak birbirimize kenetlenmemiz lazım, birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Tarihin geçmişinde çok karanlık olaylar olmuştur ve günümüzde hala olmaya devam eden bu olaylar vardır. Ancak toplum olarak, millet olarak bu olaylara karşı uyanık olmamız lazım, bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım. Tefrikaya hiç gerek yok. İşte yazanda bu sergilediğimiz fotoğraf bunun en güzel örneğidir diyorum. Tekrar bu programımıza teşriflerinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu programın yapılmasında maddi manevi olarak katkı sunan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar
Hazreti Hüseyin'i ve 72 şehidimizi, şehadayı ve bugüne kadar ülkemizin birliği, beraberliği için şehit olan bütün şehitlerimizi de rahmetle yad ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve ayrıca bu ayda yapmış olduğumuz ibadetlerin, duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Afiyet olsun diyor. Ziyade ola, erhak bereketin vere. Bu gittiğimizi gele, nimeti celil, berekatı İbrahim'i halil, kurbanı delil ola. Bir lokması bin kadayı defeyleye, artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin, bir nimeti nur ola, içtiklerimiz tahir ola, ocaklarımız mamur, gönüllerimiz bir nur ola. Cömert lokma sahiplerinin yüce Resul cümlesinin gönülleri bir nur ola. Allah Muhammed Ali 12 imam 14 masumu pak bekçimiz ve göncümüz ola. Didarından, dergahından, katarından ve yolundan ayırıp şaşırıp düşürmeye. Çağırdığımızda destigir olup imdadı res ola. İsteyene hayırlı rahat, hayırlı devlet ihsan eyleye, cümlemizi namerde muhtaç eylemeye, hastalarımıza şifa, boşlularımıza eda, dertlilerimize deva, kararmış gönüllerimize huzur ve sefa himmet eyleye, cümlemizi hem bu dünyamızda hem de ahiret hayatımızda iyilikler, güzellikler ve kolaylıklar ihsan eyleye. Bizleri yüce peygamberimiz Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun sevgili ehli beytine ahiret hayatımızda inşallah komşu eyleye. Devletimizi, milletimizi, şanlı ordumuzu, kahraman güvenlik güçlerimizi her türlü belalardan, her türlü felaketlerden saklaya, bekleye, koruya, emin ve asan eyleye. Amin. Ve selamun aleyhi mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin pak ve muazzez ve mübarek aziz ruhu için Hazreti İmam Ali el-Murtaza'nın Fatıma-i Tüzzehra Hayrül Nisan'ın Hasenel Müşteba Deşti Şahı Şehidi Hüseyin-i Kerbela'nın diğer İmameyn Efendilerimizin sahabe-i kiramın tabi-i güzünün hak aşıklarının ve sadıklarının bütün enbiya ve evliyaların aziz ruhu için Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile onun çok değerli silah arkadaşlarının aziz şehitlerimizin kahraman ve vefakar gazilerimizin de ruhu için Muharrem ayı aşure nedeniyle Fethiye mahallesinde buraya toplanan ve ahirete irtihal eyleyen mümin ve müminat kardeşlerimizin de aziz ruhu için Allah rızası için Rizalillah bi hürmetel Fatiha. Sayın İlçe Müftümüz ve kamu kurum ve kuruluşların değerli temsilcileri ve gönlü Hazreti Hüseyin aşkıyla buralara gelen değerli canlar, her sene düzenlemiş olduğumuz Fethiye halkı Muharrem Lokması ve Yazhan Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlemiş olduğumuz aşure ikramımıza hoş geldiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere mahalle muhtarımız Bahri Güler'e sözü veriyorum.
Sayın çok kıymetli belediye başkanımız ve Hacı Bektaş Veli Dernek Başkanımız Hasan Meşeli dedemiz, il müftü yardımcımız, değerli daire müdürlerimiz, değerli muhtarlarım, değerli meclis üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geleneksel olarak Fethiye halkı, muhtarlı ve Yazan Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Muharrem lokması aşure ikram programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurban veren ve yardımda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür ediyorum. Muhtarımızın ağzına sağlık. Emvin Başkan Muhammed'e selavat. Görür kalk gidelim Hüseyin'e doğru. Ecel gelip peymaneler dalmadan. Görür kalk gidelim Hüseyin'e doğru. Hasan Hüseyin'dir Ali'nin oğlu. Şehitlerin yoluna giderler doğru. İmam Zeynel Aba Hüseyin oğlu. Görür kalk gidelim Hüseyin'e doğru. Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim okumak üzere Yaz Han Müftülük Mesuleri Hamza Güz Hocamıza mikrofonu veriyorum. Yaz Han Belediye Başkanı, sayın müftülerim, değerli misafirler, değerli Ehl-i Beyt dostları, aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk ve bahtiyarlık duymaktayım. Konuşmalarıma başlarken hepinizi en derin saygı, muhabbet ve aşk niyazlarımla selamlıyorum dostlar. Saygıdeğer aziz misafirler, insanlık tarihinde eşi ve emsali ender görülmüş yüce insanlar, umut deliklerinin tıkandığı, çare kapılarının kapandığı ve sevgi rüzgarlarının tamamen kuruduğu, sevginin, muhabbetin, kardeşliğin yerini kin ve nefretin aldığı zamanlarda Allah dostları insanlık alemine birer armağan ve kurtarıcı olarak gelmişlerdir. İşte İslam'ın engin ve bereketli pınarında ilahi mutluluğun içilmesine olanak sağlayan yüce Allah dostlarından birisi de hiç şüphesizdir ki yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sevgili torunu, İlim beldesinin kapısı, müminler emiri, puttakilerin imamı, Allah'ın galip aslanı, Hazreti Ali gibi yiğitler yiğidi bir büyük bir dahinin şerefli oğlu, dünyadaki dört yüce kadının seyyidesi ve hayrün nisası, Hazreti Fatıma-i Tüzehra, hayrün nisa gibi muazzez ve mübarek bir kadının şerefli oğlu, cennet yeşlerinin seyyidi ve efendisi Hazreti İmam Hüseyin ile 72 şühedasının 10 Muharrem 680 tarihinde Kerbela'da Emevi halifesi Zalim Yezid'in ordusu tarafından 72 sahabesiyle birlikte bu mübarek ve muazzez insanların burası yürütülmek suretiyle kumdaktaki bir demeye bile bir katre yudum su vermeden bu mübarek insanların katledilmişlerini gün 341. miladi yıl önümüzü rehber vermişler. Claro.
sağ ol, hoş geldiniz. Aa, aşağıda var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hazreti Hüseyin için bakın ne diyor: ey benim sevgili oğlum Hüseyin'im, seni ve zürriyetini sevene ne büyük bir saadet ve şereftir. Seni katledene kıyamet gününde ne azim bir şekavettir, vahşet bir kutmakta. Yaratıcı ilahi kudretin, kudret kaleminden aldığı ilahi vahyin kendi ümmetine hüzünlü bir şekilde tebliğidir değerli aziz Müslümanlar. Yüce Peygamberimiz Hazreti Hasan ile Hüseyin hakkında bakın neler buyuruyor. Allah'ım ben Hasan ile Hüseyin'i çok seviyorum. Ya Rabbi sen de bunları sev. Ya Rabbi bunları seveni de sev buyurmaktadır. Şimdi değerli aziz Müslümanlar, ne hazin ve ne garip bir tecellidir ki son Nebi ve Resul Hazreti Peygamber Efendimizin o pürüpak temiz nesli olan Ehl-i Beyt'ine kendi ümmeti içerisinde Emevi zalimleri tarafından bu mübarek bir insanlar maalesef katliama uğramış, katledilmiştir. İşte değerli kardeşlerim, Hazreti İmam Hüseyin'in Kerbela'da yere dökülen muazzez ve mübarek kanının bereketiyle yüce İslam dini daha büyük bir ivme kazandı. Mazlumlar ve masumlar kıyamete kadar zalimlere kafa tutsun diye Allah ve Resulü için kendini Kerbela'da dini mümin İslam için kendini kurban etti. Eğer Hüseyin Yezid gibi bir zalime eğer biat etseydi İslam dini ortadan kaldırılacak ve İslam dini tanınmaz hale gelecek ve İslam dini kaybolacaktır. İşte onun mübarek ve muazzez kanıyla İslam dini büyük bir anlam kazandı. Masumlar ve masumlar kıyamete kadar zalimlere kafa tutsun diye Allah ve Resulü yolunda kendini Kerbela'da kurban etti değerli aziz kardeşlerim. Biz günümüz Türkiye'sinde İslam ümmeti olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin birer vatandaşı olarak da bu acılı günleri hiçbir zaman unutmamamız lazımdır. Mazlum ile masumun zalimlere karşı duruşunu her zaman sosyal hayatımızda her yerde bunu dile getirmek mecburiyetindeyiz. O bakımdan toprak nasıl suya muhtaç ise aşık maşuka, gül mülmüle, diyarı gurbette silah hasretiyle yanan bir evlat nasıl anne ve babasına ve sevdiklerine muhtaç ise değerli aziz misafirler, bizler de önce yaratıcı ilahi kudretin Yüce Mevlamızın inayet ve hidayetine Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın şefaatine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin bir vatandaşı olarak da vatanına, milletine, ailesine, çoluk ve çocuğuna hayırlı ve saygılı bir evlat olmanın
lazımdır değerli kardeşler. Ben bu duygu ve düşünceler içerisinde bu ayda yapılan, Muharrem ayında yapılan taat ve ibadetlerin, hayır ve hasanetlerin Yüce Mevlamızın dergah-ı izzetinde boşa gitmemesini, karın ve kabul edilmesini Yüce Mevla'dan niyaz ederken, Peygamberler Sultanı Hatem-ül Enbiya, Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a ve onun sevgili Ehl-i Beytine buradan bir kere daha selatü selamlarımızı yolluyor. Bu ayda yapılan taat ve ibadetlerin, hayır ve hasenetlerin Yüce Mevla'nın dergahında boşa gitmemesini, kabul edilmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizi en derin saygı, muhabbet ve aşk niyazlarımla selamlıyorum dostlarım.